Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir yağlı çörek tarifi vereceğim. Kat kat katmer gibi oluyor bu çörek ve bunu oklavasız yapacağız. Çok kolay, çok pratik, ekonomik bir tarif. Çok da lezzetli. Rahmetli anneannemin tarifi. Anneannem oklavayla yapardı ama ben bunu pratik ve kolay olsun diye böyle kendim bu versiyonunu merdane ile yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Her yaştan herkes yapabilir. Biraz sonra size uygulamalı göstereceğim. Bunun için ben 200 ml su bardağı ile 5 silme su bardağı un koydum kabıma. Bu tarif de çok güzel tutuyor. Bu ölçüyü de yapabilirsiniz. Ama ununuzun özelliğine göre su çekme kapasitesi biraz değişebilir. Bir tatlı kaşığı tepeli tuz, bir yemek kaşığı tepeli de şeker koyuyorum. Bir paket instant maya kullanıyorum. 2 yumurtanın beyazını hamuruma katacağım. Sarısını da üzerine kullanacağım. Şu şekilde sarısını da ayırıyorum. Dediğim gibi gerçekten çok güzel ve bugünlerde ne yazık ki korona çok yayıldı. Bütün eş, dost, akraba, arkadaşlarımız neredeyse pozitifler. Hepsine buradan geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Allah acil şifalar versin. Bir an önce sağlıklarına kavuşsunlar diye dua ediyorum onlara. Şöyle bir karıştırıyorum kaşıkla. Tam 2 su bardağı artı bir 3. bardaktan da 1/4'ünü kullandım. Bunları ayrıntılı bir şekilde açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Her türlü unla olur, tam buğday unuyla da olur. Bugün benim tam buğday unum yoktu, normal un kullandım ben ama normal unla da çok güzel oluyor. Mis gibi kokusu, dokusu o kadar güzel ki bayılacaksınız. Bu favori tariflerinizden birisi olacak ve çok çabuk oluyor. Yaklaşık 1-1,5 saat arası sofrada. Eğer biraz hızlı hareket ederseniz 1 saate sofraya getirirsiniz. Ben bunu pazar günleri çay demlenene kadar, kahvaltı hazırlanana kadar hemen yapıyorum kahvaltı sofrasına. Gerçekten sofraya geldiği gibi gittiği de bir oluyor, bittiği de bir oluyor yani. O kadar hızlı bitiyor. Şöyle suyumu azar azar ekleyerek hamurumu güzelce yoğuruyorum. Koronadan korunmak için ve korona olduğunuzda tedavi olmak için ne olur D vitamini, C vitamini bunlara ağırlık verin. Evet, şöyle ılık su kullanın. Soğuk suyu tercih etmiyoruz. Suyumu böyle azar azar ekleyerek hamurumu güzelce kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayan bir hamur yoğuracağım. Bu arada biraz D vitamini hakkında bilgi vermek istiyorum. D vitamini kemiklerimiz için, dişlerimiz için son derece gerekli bir vitamin. Bağışıklık sistemimiz için de çok gerekli ve koronadan korunmak için ne olur ekstra ek D vitamini kullanın. Şöyle dipteki unları hamuruma yedirmek için çok az su ekliyorum. Dikkat ettiyseniz suyu hep azar azar ekledim. Çünkü çok ele yapışan bir hamur olmasını istemiyorum. Sert bir hamur olmasını da istemiyorum. En zengin D vitamini kaynaklarından bir tanesi güneştir. Güneş hakkında da biraz size bilgi vermek istiyorum. Cildimiz güneş ışınlarını gördüğü zaman, güneş ışınlarını emdiği zaman onu D vitaminine dönüştürür. O yüzden de lütfen güneşi gördüğünüz zaman hemen elleriniz, yüzünüz, bacaklarınız, kollarınız güneş görsün. Güneşle temas etsin. Bakın elime yapışmayan çok güzel bir hamur. Hemen üzerine streçi geçireceğim ve biraz dinlendireceğim. O arada da ben yağını hazırlayacağım. Artan suyum da bu. 3. bardaktan kalan su da bu. Çok az kullandım. 1/4'ünü kullandım. Dediğim gibi güneşi direkt almalı cildiniz. Pencere arkasından olmaz. Yumurta sarılarımın üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekledim. Ayçiçek yağı da olur. İçine ben biraz tereyağı, biraz da zeytinyağı karışımı kullanacağım katmerimin içine. Ama sade tereyağıyla da yapabilirsiniz. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, her türlü yağ ile yapabilirsiniz. Şöyle 1 çay bardağı kadar da zeytinyağı döküyorum. Ocakta hafiften ılıtıp kendi sıcaklığında erimesini sağlayacağım. Yani ocakta tamamen eritmeyeceğim. Kollarınız, bacaklarınız, dediğim gibi elleriniz lütfen güneş ışığıyla temas etsin. Bugünlerde güneşi gördüğünüzde hemen açıp cildinize güneş ışınlarının değmesini sağlayın. Pencere arkasından gelen güneş ışığının hiçbir faydası olmaz. D vitamini, C vitamini koronadan korunmak için ve tedavi olmak için son derece gerekli. Bir de mayalı ürünler yiyin korona olduğunuzda. Hem korunmak için hem de korona pozitifse mayalı ürünleri tercih edin. İşte böyle mayalı çörekler, börekler, katmerler olabilir. Yoğurt, ev yoğurdu özellikle, peynir, kefir, bol bol ayran içebilirsiniz. Artı bir de meyve ve sebzeler, C vitamini yönünden zengin meyve ve sebzeler, limon, portakal, mandalina, elma, kırmızı pancar, ıspanak, brokoli, yani birçok şey sayabiliriz. Bunları da lütfen bol tüketin. Ekstra C vitamini kaynaklarından da tüketmeye çalışın. Şöyle ben yumurtadan büyük, mandalinadan küçük bezeler alıyorum. Bezelerimi şu şekilde una batırıyorum. Hem zemine hem de birbirlerine yapışmasın diye yan yana dizeceğim. 22 tane bezem çıktı. Buradan 5 tane de çöreğim çıkacak. Zaten her bir yağlı çöreğimde, katmerimde 4 tane beze kullanacağım. Bir tanesi de 3 taneden oluşacak ama 4 tane beze ile çok güzel oluyor. Size de 4 beze ile yapmanızı tavsiye ederim bu büyüklükte. Bu ölçüyü çok gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bunu bir yere kaydedin. Çok da severek yapacağınız bir ölçü bu. Şöyle bir buzdolabı poşetini kestim ve hamurlarımın üzerine kurumasınlar diye örtüyorum. Ben genelde böyle pratik şeyleri seviyorum. Bez kullanamıyorum çünkü onların temizliği bana çok zor geliyor. Pratik şeyleri seviyorum. Şöyle 2 tatlı kaşığı yağ koyuyorum açtığım her bezeye. Bunları merdane ile bu kadar açtım. Tabak büyüklüğünde açtım. 4 tane üst üste olacak şekilde koyuyorum. En büyük olanını hep alta koymaya çalışın. Yanlarından da biraz çekiştirin. Bakın şöyle 3-4. 4 tane oldu. Şöyle bunları katlayacağım. Önce bir tarafını getireceğim. Daha sonra diğer tarafı şöyle üzerine koyacağım. Uçlarını da birbirine yaklaştıracağım ve yanımda birazcık dinlenecekler. Bu yağlı çörek gerçekten bizim evin en sevileni. Çok pratik dediğim gibi. Bir de kat kat olması, besleyici olması, mayalı olması gerçekten çok faydalı. 2 tatlı kaşığı yağ yetiyor arasına. Bu ölçüye yetiyor. Şunu da söylemek istiyorum. Korona pozitif olduğunuzda bulantı, kusma sorunu çok oluyor. Lütfen kussanız bile 20 dakika bekleyin. Sonrasında yemeye çalışın. Koronadan korunmak için, tedavi olmak için boğazınıza iyi bakmanız gerekiyor. Lütfen yiyin. Kussanız bile dediğim gibi 20 dakika bekleyin, sonra tekrar yiyin. Tekrar çıkarsanız bile hiç önemli değil. Çünkü iyileşmeniz için yemeniz gerekiyor. Hem de kaliteli şeyler yemeniz gerekiyor. Özellikle mayalı şeyler, işte bu mayalı çörekler, yoğurt, peynir, kefir, turşu özellikle, sirkeler, ev yapımı sirkeler mutlaka tüketin. Şöyle hafiften unlayarak... Açmayı da şöyle göstermek istiyorum. Çok uzun tutmasın diye hepsini tek tek açmak istemedim. İşte bu kadar açıyorum. Yani tabak büyük. Bakın servis tabağı büyüklüğünde bile değil yani. Ama çok güzel oluyor. Kat kat oluyor. Çok da hızlı oluyor. Onu söyleyeyim. Hemen çöreklerimizi yaptıktan sonra bir tepside şekil vereceğiz. O kısımları da size kesmeden göstereceğim. Daha sonra da pişireceğiz. Çok hızlı pişiyor. 200 derecede yaklaşık 11-12 dakikada pişti benim çöreklerim. Siz de lütfen hani gözünüz fırında olsun. Kırmızı pancar bol bol tüketin. Havuç lütfen bol tüketin. Gerçekten D ve C vitamini aklınızda bulunsun. Unutmayın, bunları bol bol tüketmeniz gerekiyor. Ve kendinize çok iyi bakmanız gerekiyor. Moral olarak da kendinizi lütfen yüksek tutun, karamsarlığa kapılmayın. Zaten bütün hastalıkların tedavisinde moral çok önemli. Eğer moraliniz yüksekse çok hızlı iyileşirsiniz. Moralmen düşükseniz, enerjiniz düşükse çok geç iyileşirsiniz ve çok ağrılarınız olur. Şu şekilde yine tabak büyüklüğünde hemen açacağım. Şekil verip yanımda... dinlenmeye alacağım. Şöyle bir tane tepsi alıyorum. Dikdörtgen tepsilerde ya da kare tepside daha güzel şekil alıyor ama yuvarlak tepside de olur. Şimdi ben 3 tanesini bu dikdörtgen tepsiye koydum. 2 tanesini de yuvarlak tepside göstereceğim size. Yok, herkesin dikdörtgen tepsisi olmayabilir. Şöyle tepsiye kapatmış olduğum kısım açık olan o kısım üste gelecek şekilde tepsime aldım. Çok da güzel dinlendiği için elimle çok güzel açılıyor. Yırtmadan, fazla zedelemeden yavaş yavaş önce kenarlardan böyle bastırıyorum. Sonra ortadan kenarlara doğru bastırıp böyle büyüttüm. Dikdörtgen şekli verdim ve ters çevirdim. Alt yüzeyi düzgün olduğu için o kısmın üstte kalmasını istiyorum. Bakın bir tane daha göstereyim. Şu şekilde yine elimle hafif hafif bastırıyorum. Bir de buraları hiç kesmedim. Yani ne kadar hızlı olduğunu görmenizi istedim. Bu çöreği gerçekten yapması anlatmasından daha kolay. Öyle söyleyeyim yani, çok hızlı oluyor. Ve bu yağlı çörek hem böyle katmer gibi kat kat, hem çok lezzetli, hem çok doyurucu bir çörek. Eskiden insanlar hani bunları tarlada çalıştıkları günlerde yapıp tarlaya götürürlermiş ki tarlada kendileri insan gücüyle çalıştıkları için kendilerine enerji versin diye tüketirlermiş. Bizim yörede bu çörek oldukça meşhur bir çörek. Rahmetli anneannemin tarifi ama işte ben biraz değiştirdim. Bir gün size onun orijinal tarifini inşallah yaparım. D vitaminine tekrar değinmek istiyorum. D vitamini kaynaklarından yine yumurta sarısı, peynir, tereyağı, karaciğer özellikle. Lütfen bu koronadan korunmak için de, tedavi olmak için de bol bol tüketin. Çocuklarınıza da mutlaka tükettirin. Onların damak tatlarını, her şeyi, lezzetli olan her şeyi yiyebilecek şekilde düzenlemeye çalışın lütfen. Yani yiyecek seçmelerine mümkün olduğunca izin vermeyin. Büyüme ve gelişmeleri için bu çok önemli. Şöyle elimle çöreklerimi genişlettikten sonra alttaki düzgün yüzeyi üste gelecek şekilde çevirdim. İşte hepsi bu kadar. Hemen üzerine birazcık zeytinyağı koymuş olduğum yumurta sarımı karıştırdım. Şöyle üstüne sürüyorum. Hızlı hareket ediyorum. Bu aşamada hızlı hareket edin. Çöreklerimizin çok mayalanmasını istemiyoruz. Çünkü böyle kat kat olmasını istiyoruz. Hemen hızlıca fırına göndermeliyiz. Fırını da açabilirsiniz, ısıtabilirsiniz. Soğuk fırına da koyabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ben birazcık açtım, fırını ısınıyor. Hemen 200 derecede ısıttığım fırına göndereceğim. Bir çatalla şu şekilde üzerinde rastgele delikler açıyorum, batırıyorum. Böyle iyice batırın, zeminine kadar insin. Çöreklerin çok fazla kabarmasını istemiyoruz. Böyle kat kat, katmer gibi olmasını istiyoruz. Bu güzel tarifi mutlaka deneyin derim ben. Çok seveceksiniz, çok beğeneceksiniz. Hemen çöreklerim fırına gitti. Ben yuvarlak tepsiye koymuş olduğumun da nasıl şekil verdiğimi göstereyim. Bakın dinlendiği için bu biraz daha böyle kolay açılıyor. Hemen dokunmamla genişlemesi bir oldu. Böyle bir iki hareketle görüyorsunuz şekil verdim. Şu şekilde bastırarak dikdörtgen şekli vermeye çalışıyorum. Yuvarlak şekilde verebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ben bugün dikdörtgen şekli verdim. Bazen yuvarlak şekilde veriyorum. Tamamen o sizin hani o günkü görsel zevkinize kalmış bir şey. Güzelce şöyle şeklini verdim. Yumurta sarısını üzerine süreceğim. Fırına göndereceğim. Evet, diğer ilk tepsim fırından çıktı. Böyle bakın çok güzel oldu. Mis gibi kokuyor. Misafirim de geldi benim. Ve ben çekim yapmak için hemen onlara ikram edemedim ama kokusu onları böyle mest etti. Bir an önce çöreğe kavuşmak istiyorlar. Bekliyorlar şu anda böyle dört gözle. Evet, şöyle bakın. 5 tane harika çöreğim var. Son derecede ekonomik, evde olan malzemelerle yapmış olduğum bu güzel yağlı çöreği, harika çöreği mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Rengi, kokusu, dokusu çok güzel. Yumuşacık, böyle lokum gibi. Çok çok güzel. Gerçekten biz bunu severek tüketiyoruz. Bakın şu şekilde iç dokusunu da göstermek istiyorum size. Çok da sıcak şu anda. Böyle kat kat. Bunun yanına zaten biz başka bir şey de yemek istemiyoruz. Yanında böyle çay, peynir olsun, bize yetiyor. Bakın böyle kat kat harika, nefis çörekler oldu. Deneyeceklere ben afiyet olsun diyorum. Sofranız her zaman bereketli olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.